Tabii. Değil mi? Güzel. Burak. Tuba. Tuba. Uyu. Değilmiş. Fakat Tuğkan'ın... Değişik bir şey ya. Değişik bir şey abi. O garip bir kafaya bürünüyor. Sigarada ikinci de cidden midem bulandı. Tuğkan bana yardımcı olacak, tamam mı? Yani bunu yap... Her söz otomatik olarak gerçekleşiyor. Biz gerizekalı mıyız? Biz ne yapıyoruz? Ya buradan bakınca çok değişik. Her burada, cringe oluyor ya. Harbi mal gibi gözüküyormuşuz, onu fark ettim. Senin ellerin niye böyle oldu? Ellerinizi açın demedim abi. Ne bileyim ben ağ babası gibi hatırlıyorum. Baksana ne eli. Avuçlarınızı açın burada dedi. Burada 10 saniye giren sen yanlış yapıyorsun, sana gülüyor. Nerede? İnşallah. Şimdi. Arkanıza yastığının, yani rahat edebileceğiniz şekilde... Rahat hissedin, tamam mı? Ve parlak bir nokta belirleyin. Işık olabilir mesela. Ya da dikkatinizi çekiyor. Ya benim sıfat var ya. Seninki de öyle bak. Ya biz ne yapıyoruz burada? Ne hipnozu falan diyorum. Sabit bir şekilde bakmanı istiyorum. Sabit bir şekilde odaklan. Bakmayı sürdür. Şimdi derin bir nefes al. Bu arada çok sevdim ama çok düzgün çocuk. Çok iyi adam. Yani gözlerini kapat. Rahat hisset. Olabildiğince rahat hisset. Tamamen gevşe. Hiçbir şey sorun değil. Kesinlikle hiçbir şey sorun değil. Sadece ellerini açmanı istiyorum. Böylece direnç olmasın. Bak normalde o komut ona sen kendi üstüne alıp ellerini açıyorsun. Ben de ellerinizi açın diye anladım. O girmeye mi başladı? Sana benim de Max el açmam buradan buraya gitti bak. Çok güzel. Nasıl geliyor? Olabildiğince rahat hisset. Gevşe. Derinleş. İyice gevşe. İyice gevşe. Bu dakikadan itibaren sana söylediğim her söz otomatik olarak gerçek oluyor. Burada yorgun olduğumu hissettin mi? Biraz uyuyayım. 2 dakika 3 dakika uyusam yeter. Çok hipnoz yani, oldum benim geçerim. Ve ben ondan geriye doğru sayacağım. 1'e geldiğimde kendi nefesini fark etmeni isteyeceğim. Fakat bu Allah kabul etsin. Süreçte sadece sesini fark edeceğim. 10 9 8, 7, 6, 5, 4, 3. Sen abi uyuyor amına. Ben harbiden içim geçti lan. Uyuyordum. Dede gibi uyuyordum orada. Bu arada bu yayın izlenirmiş harbiden ya. Esprili yani. Makaralı. Güzel bir yayın olur. 2, 1. Rahatla ve nefesini fark et. Derinleş. Parmağımı şıklattığımda daha fazla gevşeyeceksin. Göz kapakların titremeye başlayacak. Rahatlayacaksın. Titremiyor da. Daha fazla. Aynen bu şekilde. Sana söylediğim her söz otomatik olarak gerçek oluyor. Sana ne söylersen sorgusuz sualsiz onaylıyor ve kabul ediyor. Ettehiyat yok. Evet. Egoizmet uyumuş bu arada. Aynen bu şekilde. Rahatla ve gevşe. Derinleş. Sakinleş. Bu dakikadan itibaren osuru bir koyacaksın abi. Ortalık... İçtiğin andan itibaren artık rahatsız. Bana da bir tane versene ya. Sigaraya çünkü artık ihtiyacım yok. Koklayın lan, koklayın. Kesinlikle ihtiyacım yok. Biz orada şavuna yaptık. Sigaraya ihtiyacım yok. Evet. Sigara içme isteği seni rahatsız ediyor. Ve şimdi ilk kez sigara içtiğin o anı düşün. İlk ya burada sinirim bozuluyor benim. Aklım o babamın tokatladığı an geliyor. Gel tüttürek yazısı geliyor. Orada nasıl gülmemek için kendimi o kadar zor tutuyorum ki. Sigara içtiğin o an. İlk kez... Bak sigara anıları camlandı. Yüzüm gülmeye başladı. İlk bir yerde diyor ya anlatmıştım. Düşen, öksürme ihtiyacını düşün. Rahatsızlığı düşün. Mide bulantısı varsa onu hayal edebilirsin. Ulan mide i̇lk bulantısını hayal et diyor. Yok. Gerçekte sigara dedin? İhtiyacım yok bu arada. Söyle bakayım. Ya bir yerde diyorsun ya. Ağlayalım. İşte. Ya abi ben şu an söyleyeyim. Söyle söyle. Daha da çirkin oldu. Söyle. Ya işte anlatıyordum ya repliğini tekrar. O sokakta bir apartmanın bahçesinde bankın orada biz sigara içerdik. İşte giderdik gizli gizli. O anları düşünüyorum. Neredeydin bunu düşün. Mide bulandıran, öksürmene neden olan o iğrenç tadı hatırla. Rahatsız edici tadı hatırla. Son derece keyifsiz, tatsız. Üstü kustu. Durduramadığın o anı düşün. Midenin bulandığı o anı hatırla. Miden bulanıyor. Murat abi hoş geldin. Miden durduramadığın o anı düşün. Rahatsız edici. Son derece rahatsız edici. Son derece rahatsız edici o anı. Duyuyor musun? Mide bulantısını hissettiğin o anı hatırla.
Bu iki anı zihninde bir... Biz boş ekrana bakıyoruz abi. Biz tahmin ederek ilerliyorduk ama idare ediyorduk yani. ...birleşsin. Yani ilk kez sigara içtiğin an ile... Duyuyoruz. ...midenin bulandığı, şiddetli bir şekilde rahatsız olduğun o an düşün. Belki bir yemek, bozulmuş bir süt, bozulmuş bir yemek... Ya da hiç sevmediğin bir tat aldığında oluşan mide bulantısı. O rahatsız edici an ile ilk kez içtiğin o an birleşsin. İki anı iç içe giriyor. Şimdi sırayla soracağım. Sadece burası çok komik. Aklına gelenleri söylemeni istiyorum. İlk kez içtiğin anı hatırlıyor musun sen Tuğkan? Yan sokakta içmişim. Sorguda gibi. Çok kötü hissettim kendimi. Sen Tuğkan. Yan sokakta içmiştim arkadaşlar. Evet. Peki nasıldı kadı? O garip bir anısı var da. Aklım o geldi. Çok iyi. Tadı. Yani kötüydü. Daha sıktı mı senin? Bak nasıl. Ciğerlerini mesela ilk kez içine çektiğinde ciğerlerini başta bir kabul etmez ya. Evet, evet. Değil mi? Keyifsiz geldi başlangıçta. Peki şunu düşündün mü? Ben buna bağımlı olmam herhalde diye. Düşündün mü? Hatırlamıyorum tam. Bağımlı olmam acıyla içmedin değil mi? Sadece. Hiç kimse bağımlı olmayı seçerek sigaraya başlamaz. Sadece denersin. Doğru. Aslında bu keyifsiz bir an. İlk kez içtiğin an keyifsiz an. Peki mideni onu bulandıran bir şey açmış var. Sadece bir denersin. Doğru. Aslında bu keyifsiz bir an. İlk kez içtiğin an keyifsiz an. Peki mideni bulandıran bir şey var mı? Ya da yok. Geçmişte kustuğun bir an. Var. Böyle aşırı alkol alırsın bazen, kusarsın. Biraz önce zehirlendiğim bir dönem vardı, o aklıma geldi. Var mı o zehir? Bir ay bu sürdü bende. Bu kontrolsüz olur değil mi? Miden kontrolsüz bir şekilde sürekli onları dışarıya atmaya çalışıyor. Bir refleks halindesindir. Doğru. Çok iyi. Bu anı aklında tut. Peki senin için Burak var mı? Hı? Mide bulandırıcı bir an var mı? Var. Yaşadığın bir süreç. Bir kere ben de zehirle kusmuştum. Kusmak çok travmatik zaten bana. Kusamıyorum zor kusuyorum. Hatırlıyorum onu yani. Kızılcağım. Pekala. İlk kez içtiğini anlatıyor musun? Hatırlıyorum. Hayır. Özel değilse biraz anlatayım. Sahil kenarında ve arkadaşlarım. Zaten sahil kenarı diye ben Kızılcağım diyorum. Orada kapar ki zaten kafa böyle sahil kenarında. Gizlemeye çalışıyorsun. O hissi değil mi? İlk kez içtiğini. Pekala. Şimdi Mert sen hatırlıyor musun? Evet. Neredeydin ilk kez içtiğinde? Kızılcağım orada. Peki neredeydin? Tam olarak kim neredeydi? Termal bir yerdeydik. Orada abimle içmiştik. Peki senin mideni bulandıran bir şey var mı? Evet. Daha yakın oldu zaten. Kampta bir sucuk yedim. Evet. O çok kötü yaptı. Ben zaten gidip kustum. Aha. Pekala. Çok iyi. Şimdi gözleri açalım. Tamam. Hani saygısızlık da yapmak istemiyorsun ya orada. Hani. Ama doğru yani gerçekten. Gülüyor insan ya. Şimdi ilk sigaranızı yakın. İçmeyi sürdürürken yapmanızı istediğim şey şu. Bir yandan da küllerini şişenin içine at. Bak Mert'in soruya bak. İçmeyi sürdür. Bir yandan da ama gözün kapalı bir şekilde beni dinle. Sadece külü atmak için. İçerken gözümüz kapalı. Aynen. Daha iyi yoğunlaşabilmen için. Daha iyi hayal edebilmen için. Küllerken açalım mı gözü? Evet. Evet. Sadece dikkatini dağıtmasın etraf. Evet. Sadece dikkatini dağıtmasın etraftaki şeyler. Şimdi içmeyi sürdür, tamam mı? İçerken bunun belki de yıllardır gerçek tadını fark etmedin. Rahatsız ediyor değil mi? Evet. Öksürmeye başlayanlar var. Evet, o acı tadı almaya başlayacaksın. Mide bulandırıcı o yanık tat. Burada ne hissediyorsun biliyor musun? Bundan midem bulanmalı diye düşündüğün için şey gibi birinin karşısında sürekli kusmaktan bahsedersen midem bulanır ya. Yerden sonra evet. Onun gibi bir şey oluyor. Normalde evet. Kitabından çok farklı yapmışım. Yalan yok. Doğru. Değil mi? Arkada çok daha çok. İkinci sigara midemi bulandırdı yani. Bak senin için daha da yoğunlaşacak. Çünkü sen hipnozdasın. Daha da yoğunlaşıyorsun. Buradaki aslında herkes trans seviyesinde hipnozda. Ve rahatsız etmeye başlayacak. İlk kez içtiğin o anı tekrar tekrar aklından geçir. Sanki hiç sigara içmeyen bir insan gibisin şu anda. Hiç sigara içmeyen. Sizce duman çıkarken yıllardır bir sigara... Ya bunlar işte beyni şartlama arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan? O ne ya? Sen ne söyledin? Daha
Sütlaç mı? Harbi mi? Evet. Getir lan ye. Sonra mı yiyek? O Grand'da da yiyebiliriz. Vallahi oğlum bir sürü bir şey. Getir bakayım. Kaç kilo sütlaç? Kaç kilo yemişsin oğlum? Adres madres gözükmüyor. Ya yok bir şey olmaz ama. Altın dışarı. Oğlum bu ne? Baba 25 TL indirim dedik sen. Ananın aktı hep bütün açtı da açıldı hep aktı ya. Bu ne lan? Çek soğuk baklava söylemiş. Hepsi açık bunların. Oğlum gelin lan anca yeter bize bu. Minimum tutardan mı? Yok yok. Güzel şeyler istedim abi. Şu pembeli olmasa iyi ortam olurdu. Pembeli kim lan? Egoist Pati'ye demiş. Aslında diyeyim ne alaka? Ada Kanalo'nun yayın onun yayını. Cins millet ya. Bunları içiyorsun değil mi? Yok. Tek şey. Sen de bunları hissetmişsin mesela. Sen de bu... Daha fazla. Daha fazla. Daha fazla. Daha fazla komikleşiyor. Ya raydi ya. Şimdi gözlerini kapat. Sağ elinin ağırlaştığını düşün. Gitgide ağırlaşıyor. Sol elin hafifleyerek yükseliyor. Aynı bu şekilde. Sen karşı koymaya çalışsan bile olacak bu. Sağ elin ağırlaşıyor. Karşı koymuyorum. Sol elin hafifleyerek yükseliyor. Sağ elin ağırlaşıyor. Sol elin hafifleyerek yükseliyor. Aynı bu şekilde. Daha fazla. Sağ elin ağırlaşıyor. Sol elin hafifleyerek yükseliyor. İlginç değil mi? Sağ elin ağırlaşıyor. Sol elin hafifleyerek yükseliyor. RP mi yapıyorsun sen? Vallahi RP diyen istediği kadar desin. Oluyor. Değil mi? Gerçekte sağ elinde bir kitap yok, bir ağırlık yok. Ama onu hiç hissediyorsun. Şey. Evet. Çünkü ben sana ne söylersem artık otomatik olarak gerçek oluyor. Ben sana ne söylersem. Aç gözlerini. Şöyle yap. Büyük bu şekilde. İşaret parmaklarını aç. Boşluğa bak. Bak boşluğa. Parmaktan birbirini çekiyor. Git. Bunu bu arada kendiniz yapsanız da aynı şey olur ha. Yani bakın benim dünkü özetim şöyle. İki boyutu var bu işin benim gözümde. Bunlar zaten kas oyunları bir nevi. Yani kas oyunu değil mi? İşte aklını yönlendirme, ele geçirme olayı. İlkokulda falan, ortaokulda yapmışsınızdır belki bu tip şeyleri. Ama işte Barış Manço'yu görmek, beni Tuğba gibi görmek bu olay farklı bir boyut. Onu yaşamak istiyorum aslında. Bir gün off stream'deyken gideceğim, deneyeceğim. Kendim bırakacağım tamamen. Gitgide yaklaşıyor, gitgide yaklaşıyor, 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 yaklaşıyor. Birbirini çekiyor, otomatik olarak birbirini çekiyor parmakların. Aynen bu şekilde. Birbirine değdiği anda onları da bastır. Bastır, ellerini yapışıyor. Kuvvetli bir şekilde yapışıyorlar. Tamamen kilitleniyorlar. Parmaktan açılmayacak derecede yapışıyor. Kilitleniyor, donuyor ve kilitleniyor. Denesen bile olmayacak, tamamen yapışıyor şu anda. Parmakların yapışıyor. Aynen bu şekilde. Kuvvetli bir şekilde yapışıyorlar. Hisset, fark et. Yapıştığını fark et. Aynen bu şekilde. Hissedebiliyorsun değil mi? Kuvvetli bir şekilde. Aynen. Tamamen yapışıyor. Dene, daha kuvvetli yapışacaklar. Dışı açmayı deneyeyim mi? Evet, yapışıyor. Onları sikeyim. Can ikna oldu. Ya raydi. Ben açarım sanıyordum bunu ya. Şimdi açılabilir. Ha? Ya yiyecekseniz yerim. Hepsinden yerim. Yeter işte kafana. O siktir. Abi koru beni. Abi koru beni. Bunlar şişe oldu değil mi? Burada ben harbi dedim ki lan olmaz dedim. Açılır, açılmıyor. Tut ama şimdi parmak bunu. Yapıştı. Bak bu noktaya. Evet. Şişeyi aşağı doğru bastır. Yapıştı artık masaya. Kalkamaz. Abi açamıyorum oldu. Yardım et ne lan. Durun, evet ağırlaştı. Sıktı lan. Oh, biraz kaldırdım. Ağır. Ağır bu, ağır. Burada aslında hala yere bastırıyor. Hala aşağı bastırıyor, anladın mı? Halbuki orada bir elini boşlasa, yani bir salsa kaldırır. Cordyceps onu yaptı mesela. Evet. Kendimizi sıkıyoruz. Sıktığımız için zaten olmuyor mantıken. Çok güzel. Şimdi elimi tut. Uyu dediğimde gerçekte uyumayacaksın. Bak gerçekten bak şu an kontrol sende. Şu an bende. Değil evet, mi? Evet. Buradan itibaren. Çok güzel. Rahat hisset kendini. Korkma. Endişelenme. Biz tabii troll herifler olduğumuz için gülüyoruz. Aynen, rahatla, daha derin. Rahatla, rahatla. Çok güzel. Gittikçe daha fazla komikleşiyor. Gittikçe daha fazla komikleşiyor. Daha fazla, daha fazla, daha fazla, daha fazla komikleşiyor. Anlamsız bir şekilde komikleşiyor. Aynen bir şekilde. Gittikçe daha fazla, daha fazla. Bir cadı gibi, bir cadı gibi.
bir cadı gibi gülüyorsun. Aynen. Aynen bu şekilde gittikçe daha fazla gerçekleşiyor. Çok güzel. Aynen bu şekilde. Bir küçük aç gözlerini. Ama bu senin derinleştiğini gösteriyor, tamam mı? Şimdi öncelikle kabul ettiğin için teşekkür ederim. Aynen. Öncelikle kabul ettiğin için teşekkür ederim. Satılıyor mu? Senin derinleştiğini gösteriyor, tamam mı? Şimdi öncelikle kabul ettiğin için teşekkür ederim. Aynen. Rahatla. Rahatla. Aynen. Rahat hisset. Yani rahat hisset. Rahatla. Aç gözlerini. Uyku. Derinleş. Rahatla. Aynen. Çok güzel. Rahatla ve gevşe. Derinleş. Çok güzel. Aynen bu şekilde. Aynen bu şekilde. Aç gözlerini. Oo, rahat hisset. Lan bu amına koyayım. Sonunda bu sütlaça ulaştık mı lan? Sonunda geldi. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz gömeceğiz ama. Bastır. Yapıştığını hisset. Aynen bu şekilde. Kalkamaz artık. Tamamen yapışıyor. Deneyim mi kaldırmayı? Evet. Siktir ya. İnanılmaz bir şey. Ben bunu kaldırırım ya bu arada. Şimdi... Dünyanın en ağırçı. Şimdi serbest bırak. Kolunu şöyle yap. Bak bu noktaya. Kolun ilginç bir şekilde, çok ilginç bir şekilde demir bir sopaya döndü. Mesela bu hep Mert'in aklında şu an. Evet bu. En kontrol edemediği şey bu olmuş en mesela. En zoru bu oldu ya. Bu harbi demir gibi oldu. Bükülemeyecek. Kas katı kaldı. Bükmeyi dene daha kuvvetli bir şekilde. Dene. Bak boynun kasılıyor lan. Bunu öyle de bir bize. Demir gibi. Bunu dokunuyor benim lan. Adamı da bozmuşuz orada. Aynen. Lahim adamı da. Elin başına yapıştı şu anda. Çekemezsin. Bastır bir. Bastır. Yapıştı tamamen. Lan. Az önce çekebilir gibiydim. Aynen. Şimdi çekemiyorum. Uyu. Derinleş. Rahat. Rahatla. Derinleş. 19.8. Surata bak. Aç gözlerini. Şöyle yap. Ne oldu ya? Say buradan. 1, 2, 3, 4. Bu yemedi sende. 5, 4. Amnezi noktasında değilsin. Evet. Ama kaç edebilirsin. Evet. Sende olduğu direnç gibi. Oo, ben... Şimdi başka biriyle deneyeceğiz. Sanki daha güzel. Şimdi bak. Güzel bir noktadasın. Hipnozun ileri aşamalarına geçebilmemiz için daha fazla odaklanman gerekiyor. Şimdi ismin neydi? Mert. Mert. Adın aklının neresinde olabilir? Doğusun. Tamam. Aldın mı düşünsene mesela. Gittiğini düşün. Mert. Mert. O aklında karşı koyan bir kısım var ya. Ondan kurtul. Bir şeyler unuttuğun bir an oldu mu mesela? Anahtarı koyduğun yeri hatırlayamazsın. Evet. Değil mi? Sık bak olun. Sen bir de sürekli ellerinle bir direnç gösteriyorsun aslında. Sikmesinler diye. Sürekli bir Mert. Canlı yayın Mert. Ya muhtemelen ondan abi. Evet. Ama sen oradan içinden tekrar ettin değil mi Mert falan? Tabii. Yok sık olmaz. Evet. Dilin ucuna bir şey gelir söyleyemezsin. Mesela adın gibi gitti. Mert. Dur salma. Gidecek gibi oluyor da gitmiyor yani. Ucundan bir... Direnç gösteriyorsun. Evet. İçinde hep Mert değil mi? Rahat hisset. Bak bu şu noktada olman bile çok zor bir şeydir. Yani düşünsene bir şeyi kaldıramam. Evet ya bunu nasıl kaldıramadım? Değil mi? Sandalye olayını test edebilir miyim seninle? Olur. Tamam mı? Elimi tut bir kere. Uyu. Derinleş. Bana bak. Harbiden. Sandalye olayını test edebilir miyim seninle? Bana bak onu. Olur. Tamam mı? Elimi tut bir kere. Uyu. Derinleş. Zort. Derinleş. Rahatla, gevşe. Ben ona söylersen, sorgusuz sualsiz onaylıyor ve kabul ediyorsun. Bir güç, aç gözlerini. Bu sandalye artık kalkamayacak kadar ağır. Kitlendi. Bak nasıl zorluyor. Fark ediyorsun değil mi? Bak ben hep sorgulayıcı gözle bakıyorum. Evet. Ben sürekli olayı anlamaya çalışıyorum. Hep bir kulp ya, buluyorum kafamda aslında. Bende şeyler oldu yani. O kaldıramam olayı sende de oldu. Evet bende de oldu. Ben bunu kaldırırım. Ama beynin şunu biliyor onu yaparken. Ben bu kolu boşlasam... Ha tabii salsam kaldıracağını. Salsam kaldıracağını biliyorsun. Anladın direnç mı? Direnç dediği olay da direnç dediği o. Bak şimdi bırak. Şuradan tut, yanlarından tut. Kalkamaz. Oradan kaldırmak daha da imkansız. Hadi lan! Bak. Serbest bırak. Bak ayağını uzat şöyle. Bastır ayaklarını yere. Artık ayakların zemine yapıştı. Adım bile atamazsın. Böyle dur, karşıya bak. Bütün vücudun bir
heykel gibi dondu. Burada uyu dese yere doğru kapatıldı. Tüm vücudum. Bana bak. Boynumu bile Allah donduramazsın Allah artık. Uyuyormuş. Dönüyor hocam. Dönüyor hocam. Kitlendi boynum. Kit. Olmadı ya. Kasıldığını hissediyor musun? Ayaklarını kaldırmayı dene. Ayaklarım kalkmıyor mesela. Önde olmadı. Ya sanki bir kalkacaktı. Önümden var gibi bir şey. Şimdi kaldırabilirsin. Elin uyuşuyor. Hissediyor musun mesela? Bunu yapmamışlar mı komik anların? Sadece komik anlar. Abi yapmamışlar galiba ya. Belki yarın falan düşer. Bu mu? Dur bakayım. Bana bunu yapabiliyor musun? Sen kaldırabilir. Galiba ama komik an. Bir yandan da böyle kaldırabilecek gibi oluyor. Kalkar gibi de. Böyle bir şunu izleyeyim kapatalım. Çok ağırlaşıyor burada yani. Burada ne var biliyor musun? Tam direnç, olarak bana bunu yapabiliyor sen... musun şu an? Yapabilirim. Anladım. Diğerlerini ben direnç göstereceğim. Tamam. Göster. Direnç göster. Bak diyor direnç olmaz diyor zaten. Göstermez. Ama bunu yap. Ya bu, tamam. Tamam bu kadar. Söz bak. Ben de. Bak şöyle bir şey var. Sen bir noktaya kadar lütfen hiç direnç gösterme. Göstermeyeceğim. Sonrasında istesen de zaten bunu kaldıramıyorsun. Ya bak istiyor mesela ben bunu aslında kaldırabilirim de diyor mesela. Ben de en iyisi şu oldu bak şu. Taş gibi oldu. Evet. Taş gibi oldu. Ya istediğin kadar bükmeye çalış. Yapamazsın. Çünkü artık bir kere ona inandın. Değişebilirsin. Alacağım kendim. Geleyim oraya. Gel. Burada ya. Da yapabilirsin. Aynen, taç güzel değilmiş ya. Ama taş normal ya. Böyle başlayalım. Hadi. Hadi kaldırıyorum. Kalkıyor mu? Şimdi. Ne oldu? Abi odaklanıyor. Dondurup kubaya yapın demiş. RR kendini balık sansın diyorlar. Ya böyle bir talep. Bu ne alaka ya? Böyle bir talep olabilir mi? İlginç ya. Abi, benim sürekli gözüm böyle ya. Bak inmesin. Hoş geldin Twitch chatine. Güzel ama. Alakası yok. Şöyle bir şey yapalım. Adam hayatı sorguladı ya. Yayında var ya en çok o şaşırdı. Ne zaman kafayı kaldırıp ekrana baksa orada sadece RP yazıyor ya. İyi sabırlı adammış valla. Sakin sakin. Bak çok hakim değil. Hakim değil. Biz anlıyoruz yani. Biz mevzuyu biliyoruz ama o hiç bilmiyor. Fırat'la uygulamıyor. Bence triggerlanır yani. Ellerin hiç hareket etmemiş. Evet. Bunu yaptım. Evet. Hatırlıyorsun. Hiç hareket etmedi. Siz izledin mi onu? Aynen. Ben duyuluyor mu şu an? Ses bayağı benim sesim şeyde. Videoda. Yo biz duyuyoruz. Şöyle sahilin yukarıya bakacak şekilde ters çevir. Çok iyi. Gözlerini kapat. Ne olacağını biliyorsun. İşte buna postmünti telkin deniyor. Şu an o an diyorum ki ben bunu yan yana koymak istesem hiçbir şekilde o elim kıpırdamaz. Zaten tabii sen bunu şey yapsan şöyle yaparsın. Deneyim. Yani en kötü ihtimalle biraz geçiyor. Ama tamamen bıraktığında. Ama bana benim otorite olarak tam, görün. Otoritesi sen. Tamam hadi. Sen bir otoritesin. Şimdi arkadaşlar öncelikle sakinleşin. Kendinizi en huzurlu, en rahat, en güzel hissettiğiniz yerde düşünün. Ailenizde bir kitap. Oldukça ağır. Sol elinizde de bir balon var. Şimdi yavaşça sağ eliniz ağırlıktan dolayı aşağı iniyor. Sol eliniz de yükseliyor. Haydi. Evet çok güzel. Yavaş yavaş ağırlığı hisset. Mümkün değil. Yavaş yavaş hisset. Uyuyor. Hey hey. Olmuyor ya. O kaptırmakla ilgili. İnmiyor değil mi şu an? Bilmem. O an kameraya müdahale etmiş lan. Hale bak ne hale. Belgesel çekimi gibi olmayacağız. Ya şu iskeleti çok sevdim ya. İskelet bayağı iyi duruyor. Sadece neyi deneyimlediğini hatırlaman. Bunu hissetmeni sağlıyor. Bak bunu neden yapıyorum sana? Çünkü sen kendi kontrolündeyken bunu yapmayı daha çok seviyorsun. Bence burada asıl garip yani olan şeylerden biri. Olabilir. Mesela fark ettiyseniz çok kişinin sol kolu çok kalkmıyor. Sol elinde hafif. Yani genelde sağ kol düşüyor. Evet genelde sağ kol düşüyor sol kalkmıyor çok. Bunda da ben şeyi hissetmiştim. Sağ kolumda hani böyle yoruldukça o laktik asit yakar ya. Hmm. Sol kolum yanmıyordu mesela. Hani orada tutabiliyordum rahat laktik rahat. Laktik asit dengesizliğim yani. Devasa. Sallamız da şu an. Odaklandı. Kasıntını fark ettim. Bunda da bunu mu demek istediniz? Google araması sanki bana. Burada o işte ters şeyi fark evet. Ettim yani. Aynen. Rahat. Hala bastırıyorum. Açabilirsin. Açacağım. Lan. Açabilirsin. Bu komik şey değilmiş ya. Bu normal. Bu normal kesti anlamı şey yapmış ya. Oğlum kasın. Kalkıyor. Buna mavi der miyim yoksa yine bir koruma...
Ben hipnozla ilgili şunu söylüyorum. Bu bir bıçak aslında. Kendi kendime bu dedim. Bu bir bıçak. Keskin bir bıçak hatta. Bununla yemek de yapabilirsin. Bununla ameliyat da yapabilirsin. Bununla... Aslında oradaki olay... öyle bir kasılıyor ki. Buna çok şey ağır geliyor. Aynen öyle. Ölmüşsün lan orada. Kendini rahatlat. Sen bir şey söyleyeceğim. Gel sen şişeyi tutsana bir. Tut. Şişe değil mi? Bastır yere. Ağırlığı ver. Hisset onun orada olduğuna. Ağır olduğunu hisset. Güç uyguluyor musun şu an aşağıda? Evet, bastır. Daha çok güç uygula. Daha da bastır. Böyle bastır. Kaldır şimdi onu. Bak bıraktı gördün direkt mü? Direkt orada elini sallıyor orada. Biz onu yapmaya devam ederken kaldırmaya çalışıyoruz. Yarrak farklı olacak ya amına koyayım. Ya ne alakası? Ya aslında fizyoloji olsa orada bıçak yaparken aklımdan babaannemi düşünürdüm. Onu düşünmezdim. Ama tam olarak böyle bir burada şartlıyordu. Neyse yani sonuç olarak enteresan da egoist Pati'nin yaşadığını yaşamak isterdim. Ben de ama canlı yayında değil. Ama canlı yayında değil. Kilitli bir odada ve anahtar senin cebindeyken. Bakayım yorumlarda ne var? Hazırlıklı olsun Eğit Boraçış tane zaten dünün mimi oldu. Zaten. Hayat mutsuz giderken Eliren denende göre kurgu olmadığına emin olabilir. Eliren dürüstü. O da ile Mert Zaygınca bayağı yakışıklaşmış. Koordine hipnoz olur be. Korzay abi. Korzay. Abi astral bir rapçi olduğunu yaptı. Sen onun dedim ben de toksik kokusu var dedim. Abi Korde abi oradaymış. Yayın tamamını izleyin. Zaten rap olmadığını anlarsın. Ya rap... Ben şey anlamıyorum. RP olsamının biz yarrağı yerdik yani. Bir de şey abi insanlar artık izlediği hiçbir şey inanmıyor anladın mı? Ben çok hak veriyorum. Herkes bir yalan dolan da olduğu ya için. Bu arada şey, istediğimiz kadar şey olsun. Uzaktan izleyen adamın tamamen gerçekçi bulmamasını ben anlarım. Ben de biz de izlerken oluyoruz çünkü. Hala anlamıyorum nasıl ağır olabilir çok enteresan. Ben minik nözem eskisi düşünüyorum ama oraya giden çoğunluk da benim gibi düşünüyor. Neden sıkıntı selamlar. Olayın hipnoz ile alakası yok ki tamamen kas sisteminin son yaptığı şeye devam ettirmeye çalışmış. Yani eylemsizlik falan işte hipnoz dediğin şey böyle olmuyor. Wow. Adamın vücudunu kesti la adam. Kafasını uçurdu lan. Müzikti, kafası uçuyordu. Tukan yani abi belli etmiş ya mimikler falan. Mesela direkt yakalamış. RP oldum. Geldik selamlar. Bunlar yeni türedi bak. Şu senin yerine karar veren tipler ve şeyler yeni çıktı. İşte oyun oynuyorlar aslında oyunu biliyorlar gibi az önce anlattın mı? Ben bunları ilkokulda yapıyorum. Yalan bunları. İlk rençte de bir tane Hasan mıydı? Aa evet. Aa, belli abi, oluyor. Sponsorluk oldu. Sponsorlu oldu. Çok ya. Belli ya. Of. Ren Simulator. Hatırladım bir an sözü. Tişört nerede? GNP la bizim. Eliren yine kilo mu almış? Kas kütlesi ya. Ödem. Tartışmadık. Yine benden soğuyan biri. Arkadaşlar hipnoz dediğim şey bu değildir. Ben de Eliren'i severek takip ederim ama burada yaptığı şov biraz soğuttu beni. Amına koyayım neyin şovunu yaptım acaba ya? Buna inandırmaya çalışan yalancıdır benim gözümde. Böyle dediğim için beni hipnoterapist ben de denedi ve hiçbir böyle bir şey olmadı. Tamam da zaten adamın dediği şey şu. Sen istemezsen bunu kabul etmezsen zaten yapamıyorsun. Dur, ya, kimi bana yeterince inanmıyorsun o yüzden kendini bana bırakmıyorsun o yüzden gibi şeyler dedi. Siz de yaptırsanız işte dürüst şey olmuyor. Ben de hipnoz deseniz size de aynı bahane uyduracaklar. Buna inanacağınıza gidin. Burçlara inanın daha iyi. Ama inanmayın bunlara. Ah benim memurtum ya. Geldi. Sen benim negatifimsin. Ah be canım benim ya. Adam zaten onu diyor ki yani. İlk başta ilk dediği şey o. Hayır bak. Şu cümle belki bazı yerlerde doğru olabilir. İşte sen yeterince inanmadığın için olmadığı bahane olarak kullanan insanlar olabilir. Ama sonuç itibariyle bunu etkiliyor. Çünkü burada senin etkilemeye çalıştığın şey direkt senin o inanan beynin. Yani dolayısıyla Burç'la bunu kıyaslama lan. Burç'la bu ne alaka? Tukan abi kal. Ay ay. Evet. Değişik bir gündü. Güzeldi ya. Keyif aldım ben. Ya yani zaten işte çocuk kendi şey yani, kendi kuşkusunu yandırma gibi bir amacımız yok. Kendi ya abi geç onu. Yani. Kendi cevabını kendi vermiş herif. Yani ben de ona yo sen beni hipnoz edemezsin dediğimde ederim demiyor ki. Edemem diyor zaten. Ya yani hipnoz olmazsın diyor daha doğrusu. Onu kontrol edemezsin beynini diyor o şekilde. Bu kadar basit bir mevzu. İşte bunu hep şey yorumladıkları için böyle hani büyü dönüyormuş evet, gibi orada. Öyle yorumluyor millet. Öyle bir şey sanıyor. Bunlara inanan da gerizekalı. Abi yani yok inanmakla ilgili bir şey değil. Doğaüstü bir şey değil yani. Direkt olarak psikoloji. Ha sokak hipnozları
Bence bir değişik. Yani ona bak bir ben şey... onu sordum. Onu sordun, ha, onu sordun değil mi sen? Söylediğiniz oydu. Ben şimdi normalde zaten hayatım boyunca psikolojiyle ilgilenmiş birisi olarak hipnozu reddedemem ama bazı işte böyle işte belgesellerini çekenler yabancılarda da var. Adam gidiyor böyle random sokakta karşılaştığı biri gibi yaklaşıyor. Diyor ki işte şuraya nasıl gidebilirim falan filan. Tak diye uyuyor diyor. 10 saniye 30 saniye içinde bayıltıyor adamı. Şimdi bu bana çok mantıklı gelmiyor. Belli çünkü bunun bence de mantıklı değil çünkü o süreci yaşamıyorsun. İnanma kısmına, kendini bırakma kısmına geçmiyorsun ki. Olabilir ama çok düşük, çok düşük bir ihtimal. O yüzden hani bilgim dahilinde olmadığı için sorguladım. Dedim ki bu nedir dedim. O da bana zaten Korze abi açıkladı. Dedi ki